Güzel. Tamam. Ben biraz yapay zekayla devam edeyim öyleyse. Bu soru çok soruyor, yapay zeka nedir? Ve hemen peşinden söyleyeyim. Bu sorunun cevabını ben veremeyeceğim çok fazla. Veren bilen de yok. Ta 1950'ler ilk bilgisayarların üretilmeye başladığı anlar. Hani biraz önce kuantum sorusu vardı ya, kuantum bilgisayarı. 1950'lerde satılan bilgisayar yoktu. Hepsi araştırmaya yönelikti. Kimse bilgisayar üretip satmıyor. 60'a da çıkmaya başladı. Ama 1950'lerden beri yapay zeka konuşuluyor. Turing denen birisi var. Duydunuz mu ismini, Turing? Duydun ismini. Resmini de göstereyim bu. Genç yaşta ölmüş. Önemli birisi. Sıkı bir bilgisayar bilimcisi. Matematikçisi esasında bu. Matematikçi. Ama ilk bilgisayar bilimcilerinden. İngilizlerin şifre kırma takımında Almanlara karşı, Almanların şifresini kıran takımından bir tanesi, yani iyi elemanından bir tanesi. İlk bilgisayar teoremlerinden bir tanesi de bu söylüyor. Ne hesaplanabilir ne hesaplanamaz söylüyor. Yani bir problem var elinizde, bu problem hesaplanabilir mi hesaplanamaz mı? Onunla ilgili teori var, onun söylenenden bir tanesi. Size mesela söyleyeyim, hesaplanamayacak bir problem söyleyeyim. Hiç kimse size verilen bir bilgisayar programının bitip bitmeyeceğini söyleyecek program yazamaz. Öyle bir şey yok, yazamazsın. Teorik olarak ispatı var bunun. Hani dedim ya, bazı şeyler hesaplanır, bazıları hesaplanamaz. Onu söyleyenlerden bir tanesi, çok değerli birisi. Bu demiş ki, ya 1950'ler işte, bilgisayar var, güzel. Yapay zekalı sistemler yapalım. Ne demek yapay zeka? Ya yapay zekanın ne olduğunu bilmiyorum ama eğer birisi benim karşıma çıkıp yapay zekalı sistem yaptım derse şu şekilde test edebiliriz. Mühendis bilim adamı her zaman böyle. Yaptığın şey doğru mu? Yaptığın şey doğru mu? Nasıl anlayacaksın? Bunu sürekli olarak endişe eder. Ve onu bir tane bir kriter olması lazım. Objektif bir kriter olması lazım. Hani bir soru vardı ya orada. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyor muyum? Cevap veremem ama bilgisayar mühendisi iş bulur mu? Ona cevap verebilirim çünkü rakamlar var benim elimde. Bunun gibi. Eğer birisi yapay zekalı bir sistem yaptım diyorsa şu testi yapalım. Bir insan alalım. Duvar var şurada, bir tane duvar. Şurası bir duvar, tamam mı? Duvarın bu tarafına oturtalım. Önüne de bir tane terminal verelim. Karşı tarafa da ya yapay zekalı sistemi ya da bir insan oturtalım. Bu kişinin görevi karşı taraftakinin bilgisayar mı insan mı olduğunu anlamak olsun. Eğer bu kişi 30-40 dakika içerisinde, bu da tabii aptal birisi değil. Kafası çalışan ama bilgisayarcı da değil. İşin teknolojisini bilmiyor. Bu kişi 30-40 dakika içerisinde karşı tarafın bilgisayar mı insan mı olduğunu anlayamıyorsa ve karşı taraftaki de bir bilgisayarsa ben buna yapay zeka derim demiş. Tamam. Yani yapay zekayı tanımlamadım ama nasıl ölçeceğimizi hakkında konuştum. Nasıl güzel bir test mi bu? Akıllı adam. Ne sor? Siz C şahsı olsaydınız ne sorardınız? Soru sorun. Karşı taraftakinin bilgisayar mı yapay zeka mı olduğunu. Evet. Efendim? Üzülmek. Üzülmek demek zor değil ki bilgisayar için. Yalan söyleyebilir. Seni kandırmaya çalışıyor bilgisayar mı diye. Ne bekliyorsun ki orada? Karşı duman mı çıkacak karşı taraftan? Ya üzülmek de, ha, ne yapacaksın söyle. Başka ne sorarsınız? Karşı taraftaki bilgisayar insan gibi davranmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani ne hissediyorsun? Bugün nasılsın? Annen baban nasıl falan dediğin en kolay sorular bunlar. Cevap bir yalan atarsın. Ne sorarsınız başka? Evet. Küplerin içine resim koyup otobüs olan resimleri işaretleyince Güzel. Bilgisayarın çözemeyeceklerden bir tanesi değil mi? Bilgisayarın çözemeyeceklerden bir tanesi. Eğer bunu insan yapıyorsa şeydir, insandır bu. Yapamıyorsa bilgisayardır. Yalnız bu terminal, yazı yazıyorsun sadece. Güzel. Ya bugünlerde onda bilgisayarlar daha yapmaya başladı bu arada. Hani şu CAPTCHA diyorlar ya, CAPTCHA. Soruyorsun bu ne bu nedir diye. Bilgisayarlar onları güzel çözüyor. Geçen dönem öyle bir proje vermiştim. Şu CAPTCHA'yı kıran yapay zeka sistemi yapın diye. Güzel ama terminal bu. Doğal dil cümlesi yazıyorsun, doğal dil cümlesi geliyor. Sorulardan bir tanesi şu. Nasılsınlar bugün? Nasılsınlar bugün? Gramer hatası yapıyor kafasına göre. Cevap, bu gerçek bu. Ha, bu yarışma yapılıyor. Nasılsınlar bugün? Cevap, gramerler nasıl bugün? Cevap vermiş bilgisayar buna bu şekilde. Yani o dalga geçiyorsa dalga geçiyor. Şunu denerler genelde. Derler ki 8912'nin karekökünü söyle.
Karşı taraftakine soruyor. Tamam mı? 8912. Ne beklersiniz? İnsanın 10 dakika harcadıktan sonra yanlış bir cevap beklemesini beklerim değil mi? Bilgisayar tak diye doğru cevap veriyorsa bilgisayar, ama öyle yapmıyor. Ona göre diyorlar. İnsan gibi davran. Bu da 10 dakika bekleyip yanlış cevap veriyor. Yutmuyor yani. Güzel. 10 dakika verip yanlış cevap veriyor. Bugünlerde yani böyle 10-15 dakika bayağı idare edebiliyorsun. Bugünlerdeki sistem bu. Ama şu, 1950'de adam bunu söylemiş ama 1960-70'e geldiğimiz zaman ya biz ne yapmaya çalışıyoruz? Yani karşıdaki birisini yapay zeka insan mı değil mi diye kandırmaya çalışan bir sistem ne işimize yarar ki bizim? Yani insanın gibi davranan bir şey yapsak biz, insanın söylediğini söyleyen, 7812'nin karekökünü sorduğumuz zaman 10 dakika sonra yanlış cevap verebilen bir şey bizim ne işimiz yarar? Para kazanır mıyız bundan? Yok ya, insan bunun gibi zaten bir sürü insan var. Ne işime yarayacak? Ha, insanın ayrısını yapmaya çalışın. Türkiye'de kaç kişi emniyet kemeri takıyor? Söyleyeyim ben de, %80'i takmıyor arabada. Binlerce defa da söylüyor adam. İstatistiği var. Emniyet kemeri takılı olan kazalarda %80 daha az yaralanma şeyi var, ihtimali var değil mi? Belli. Ya, insanlar her zaman mantıklı şey beklemiyorsun. İnsanları bir araya bıraktığı zaman bilmiyorum ki. Yani bu çok klasik bir örnektir. 30 bin kişi bir stadyuma doluşup hakeme küfrediyorlar. Değil mi? Yaptığı şey bu. Bu türlü bir makine yapsam kimin işine yarayacak? O nedenle bu güzel gibi geliyor ama artık 30 bin tane robot girmişler stadyuma, küfrediyorlar. Ne becerdik be falan diyorsun sen de. Bunu yapmak istemiyor artık kimse. Zaten yapmıyorlardı. Akıllı bir sistem söyleyin şu anda yaşayan, kullandığımız. Google'ın arama motoru değil mi? Çok akıllı. Bir şeyler söylüyorum. Bunu mu demek istedin diyor. Bir de cevabı da getiriyor. Değil mi? Yani çok akıllı diyorsun. Ya yani insandan akıllı diyorsun. İnsanın yapamadığını yaptı diyorsun. Google bunun akıllı olduğunu nasıl ölçüyor? İnsanla mı karşılaştırıyor onun verdiği cevabı? Hayır. Neyle ölçüyor? Kim konuşuyor? Ne diyor bir de? Yüksek sesle söylesene. Daha önceki aramalar biraz daha açıkla. Güzel. Mikrofonun bir de o arkadaşta kalsın, diğeri de şu, oradaki arkadaşta kalsın. En çok onlar konuşuyor. Tamam. Mesela daha öncesinde ben Ahmet'le ilgili bir şey araştırmam gerekiyordur. Daha öncesinde şurada 100 kişiysek, evet. 100 kişinin 70'e Ahmet'in yaşını araştırmış. Evet. Ve daha öncesinde ben de Ahmet'in tişörtle tamam. ilgili öğrenmek istiyorum. Hı hı. Diyorsun ki ben böyle öyle bir algoritma kurardım ki daha önceki kişiler neyi seçmiş onu optimize etmeye çalışalım. Ona ben. Bu algoritmanın kendisi, ama kendi başarısını nasıl ölçüyor Google? Ben o senin sen algoritma kurdun bana şimdi. Çok güzel. Mühendis gibi düşündüm. Ben olsam böyle yapardım. Google'u yerine koydun kendine. Google diyor ki ben böyle bir algoritma yaptım. Motor da çalışıyor. Peki başarım ne kadar? Ben eğer verdiği işte bunu mu demek istediğim örneklerinden birine, verdiği seçeneklerden birini tıklıyorsam ya da evet. yakın seçeneklerden. Aynen öyle değil mi? 10 tane benim cevap. Başarımdır. Güzel. 10 tane cevap veriyorsun, değil mi? Eğer birinciyi kliklediyse 100 kişiden 80'i birinciyi klikledi, şu kadar yaptı. Başarım benim bu. Alternatifi kim Google'ın? Yandex. Yandex'in başarısı ne? %80. Ben %86'yım. %1 daha iyiyim. İnsan gibi davranmaya çalışmak yok. Bu gibi şeyler var, kriterler var. Akıllı arabalar var, değil mi? Tesla, otonom araç. Tesla başarısını nasıl ölçüyor? Evet. Ben dedim mikrofonun birisi o arkadaşlar olsun diye. Senin kendi mikrofonun yok mu? Hocamızı koşturup durun. Birisi de sende dursun, tamam. Kullanıcıların sürüş karakterini ölçüp kendi bilgisayarınkiyle kıyaslayın. Benzer çık... Nasıl yani? Yani şekilde. Mesela diyelim ki o bölgede oturan 100 tane Tesla sahibi var ve... Sen de yine mühendis gibi düşündün. Sen Tesla'nın yerine koydun kendini, algoritma tasarladın. Yani kullanıcılar gibi davranan bir sistem yaptın sen. Başarısını nasıl ölçüyor? Söyleyeyim ben size başarısını. 500 bin tane arabam var. Ortalama 40 bin kilometre yol yaptılar. 5 milyon kilometre yol etti. Bir tane kazan var. Bu kadar. Bu kadar, böyle bir insan yok. 5 milyon kilometre yol yapıp da bir defa kaza yapan insan yok. Ne öyleyse arabaları insanlar kullanmasın, bilgisayarlar kullansın. Bundan daha objektif bir şey koyamazsın değil mi? Rakam koyamazsın ortaya. İnsana benzemeye bir çalışmak artık yok. İnsan gibi davranmaya çalışmıyoruz yapay zeka dünyasında. Ve sürekli olarak böyle objektif olarak sonuçlarını ölçebileceğimiz
sistemler yapmaya çalışıyoruz. Bizim şeyimiz nasıldı biliyor musunuz? Hani vardı ya nutuk. Mustafa Kemal'in yazdığı nutuğu bugünküne çevirip bakalım falan diye. Başarımızı nasıl ölçüyorduk? Yaptığımız sistemi eğitirken nutuğun bir kısmını kullanıyorsun. Bir kısmını saklıyorsun. Bizim yaptığımız çeviriyi insanların yaptığı çeviriyle kelime kelime karşılaştırıyoruz. Bu kelime var mı yok mu? Bu yok mu var mı yok mu? Çok iyi bir yöntem değil ama diğerlerinden daha iyi. Diyoruz ki bu yöntem bu yönteme göre daha iyi. Bu yöntem bu yönteme göre daha iyi. İki farklı insana çevirtir notu. Aynısını çevirmeyecekler değil mi? Birbirleriyle karşılaştır farklı çıkacak. Eğer benim farkım da onların farkları kadar varsa ben insan kadar yapabiliyorum bu işi demektir. Tercüme işlerinde genelde insanla karşılaştırıyoruz kendimizi. Çünkü doğal dil insanların geliştirdiği çok böyle gramer olarak matematiksel tanımlayamayacağın bir şey yapısı var. Güzel. Tamam. Turing'in deneyi güzel. Turing bu. İngiliz bilim adamı. Bu işlerin çok güzel. İki tane algoritma söylediniz bana. Algoritmanın temelinde şu var. Algoritmanın icadı Harazmi. Zaten algoritma ismi de buradan geliyor. Latin dünyasında Al-Karazmi, Al-Gorazmi, Al-Gorazmi, algoritma buradan gelmiş. Adını söyleyerek. Algoritma gerçekten bu. Aynı zamanda bazıları bunu cebir diye de okuyor. Algebra. Cebir de buradan geliyor. Cebirin mucidi, algoritmanın mucidi. Ne zaman doğduğu belli değil. 850'de ölmüş Bağdatlı astronom. Algoritmayı icat eden bu. Algoritmanın üzerine geçmiş. Algoritma demek ne demek? Bir hedefiniz var. Bu hedefe ulaşmak için hangi adımları takip edin? Önce bu yapılır, sonra bu yapılır, sonra bu yapılır. Sonra... İki arkadaş da bana algoritma tanımladılar biraz. Biraz muğlak da algoritmalar ama algoritma tanımladılar. Cebiri icat eden de bu. Yani şunu söyleyen eğer ben şöyle bir eşitliğim varsa, bir de böyle bir eşitliğim varsa, bunları yan yana koyarım, bunlardan sembolik şeyler, işlemler aracılığıyla ağrında, beğeninde değerini bulurum. Söyleyen bu. Değişkendi, şuydu buydu. Yine bu kendisi. Hatta şurada var ya bu orijinal. El-Harazmi'nin orijinal kitabından alınmış. Soru şu. Çöz bunu. X kare artı 10x eşittir 39. Tam kare, mükemmel kare. Onu herhalde ispatını falan yapmışlardır matematik dersinde bilmiyorum. Adamın söylediği şu. Madem bunu hesaplamak istiyorsun. Şöyle yap. Aynen şurada bu o yazıyor bakın. Aynı tıpatıp Arapça metninde. Şurada 25. Tam bir dakika şuna bakalım bundan sonra. Şimdi eğer x kare ise x çarpı x bu bir kare değil mi? Şurası x kare. Onun üzerine 10x koyarsam ben şurası x olsun. Şu da 10 yani şurası 5. Burası da 5. Bu x kare ile 10x'i toplarsam 2, 5x 39 etmesi lazım değil mi? Ne yapacağım? X kare burada. Şu 5x'lik yeri alıp yan çevirip buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Ne oldu? Şuranın toplamı yine 39 değil mi hala? Şunun uzunluğu x artı 5. Bunun uzunluğu x artı 5. Şöyle bir kare yaparsam ama buranın 5, buranın da 5 olduğunu biliyorum. Buranın 25 olduğunu biliyorum. Şurası 39, burası 25 ise toplamı 64 buranın. Değil mi? 64. 64 ise bu da bir kare ise kare bu. X artı 5, x artı 5 değil mi? Öyleyse şurası 8'dir. X artı 5 8'dir. X de 3'tür değil mi? Bunu yani algoritma tarif etti. Tam kareyi bulan adam. Tabii o zamanlar negatif sayı falan filan yok. Kimse icat etmemiş onu. Negatif sayı daha sonra. Ya bunun iki tane kökü var. Diğeri de eksi 13 mü? Hesaplayın bir. Eksi 13 mü diyelim? Eksi 13 olması lazım. İhtiyacı oldukça artık insanlar bunların üzerine işte demişler bu gerçek sayı sistemi, pozitif sayı sistemi çalışmıyor. Negatifleri icat edelim. Gerçek sayılar falan çalışmıyor. İrrasyonel sayılardan bahsedelim. Kompleks sayılardan bahsedelim. Her birinin bir ihtiyacı var ama temelde bu türlü düşünmeyi bu adam icat etmiş koymuş. Bunlar da onun üzerine matematiği ve bilgisayar bilimlerini geliştirmişler. Tamam. Yapay zekanın tanımını hala veremedim ama yapay zeka hakkında bazı şeyler söyleyebilirim. Mesela şu. Çözümü zor problemler için kullanılır fakat çözüm garanti değildir. Yapay zekanın verdiği hiçbir zaman çözümü doğru doğru kabul etmeyeceğiz. O işin bir parçası. Google'ın verdiği çözüm akıllı ama her zaman doğru çözüm mü? Hayır. Onunla yaşamasını öğrendik ama biz değil mi? Aynı hatayı hesap makinesinden beklemiyorsunuz. Doğru mu? Hesap makinesine 3 artı 5 diyorsunuz. 8 diyor. O kadar yani. 8.2 derseniz ne olur? Hesap makinesine kaldırı çöpe atarsınız. Onun yaptığı bir yapay zeka işlemi değil. Sabit kurallar kullanarak yapamıyorsun. Buysa bu, buysa bu olmuyor. Değiştirebilmen lazım. Öğrenebilmesi lazım. Birkaç tane özellik verdim. Yani yapay zekayı tarif edemedim ama
Yapay zeka şu işe yarar, şu işe yarar, şunu yapar, bunu yapar gibi. Aynen şey gibi. Hani bir tane fili bir odaya koymuşlar. Etrafında da 10 tane kör var. Nasıl tarif ediyorlar körler fili göremedikleri için? Bu koskocaman bir boru diyor bir tanesi. Bu koskocaman sütun gibi bir şey diyor ayağına dokunan. Kuyruğuna dokunan işte yumuşak püsküllü bir şey diyor. Her birinin söylediği doğru ama hiçbir de fili tarif etmiyor. Ona benziyor birazcık. Tarif etmek yani bir kör için fili tarif etmek o kadar kolay bir şey değil. Bizim yaptığımızda birazcık ona benziyor. Önemli bir şey şu. Hani bilmiyorum yani epey zamandır ben yani zekanın tanımı değişiyor ama zekanın tanımında hani kime zeki deriz, kime kafası çalışmıyor deriz. İyi satranç oynayana epeydir insanlar 3 yıldır, 5 bin yıldır zeki diyorlar değil mi? Kafası çalışıyor. Satranç oynuyorsa kafası çalışıyor. Adamın biri 1770'te bir makine yapmış. Adını da Mekanik Türk koymuş. Makine satranç oynuyor. Ve baya baya uluslararası ustaları yenemiyor ama iyi oynayanları yeniyor. Kralları falan, prensleri falan hep yenmiş. Rus çarını yenmiş. Fransız Napolyon'u yenmiş. Birkaç defa yenmiş. Amerikalılardan Benjamin Franklin'i falan filan yenmiş. Bayağı bildiğim böyle bir tane makina. Videosu var, izleyin bunu. Tip de Türk, gördünüz mü? Öyle tip, bıyık bıyık siyah. O zamanlar akıl deyince Türk gelmiş akla. 1700 giriyor şimdi ama 1770'te Türk demek akıllı demekmiş. Adam Mekanik Türk boşuna dememiş yani. Türk doğulu satranç oynuyor. İnsanlar işin içerisinden çıkamamışlar. 50 yıl anlayamamışlar nasıl çalıştığını. Meğer adamın yaptığı şöyle bir şeymiş. İçerisinde 45 kiloluk bir adam var. Zavallı adam savaş sırasında ayaklarını kaybetmiş. 45 kilonun 20'sini keserseniz 25 kilo kalıyor geriye. 25 kiloluk iyi satranç oynayan birisi var. Aynalarla falan yukarıya bakıyor. Kimse de burada şüphelenmiyor bunun içerisinde. Bir adam var mı ya, o kadar küçük bir şey de olamaz falan diyorlar. Böyle çalışıldığı düşünüyor. Kandırıyor yani insanları, kandırıyor. Adı Mekanik Türk. Mekanik Türk. Şunu söylemeye çalışıyorum. Zeki deyince, akıl deyince tahta oyunlarını iyi oynayanlar geliyor akla. Tamam mı? O yüzden ben size basit bir tahta oyunu yapay zekanın nasıl çözdüğünü göstereceğim. Aa bu muymuş diyeceksin. Sonra satrancı nasıl çözdüğünü göstereceğim. Bu oyunu biliyor musunuz? Buna 8 taş oyunu diyoruz biz. 8 taş oyunu. Amacınız burada bunları bu sırada getirmek. Mesela şurası boşluk ya, bu 8 bu tarafa doğru kayıp gelebiliyor. 6 böyle. 6 boş olursa o zaman 5 kayar, 3 kayar, 6 kayar. Anladınız değil mi? İlk önce size mesela şey veriyorlar. Ha, güzel. Tahtanız böyle başlasın. Hedefiniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapıp boşluğu buraya getirmek. İlk yaptığınız hamle hangisi olurdu? 5 aşağıya. Başka kaç kişi 5 aşağı? Kaç kişi 5 ile oynar? 2, 4, 5 ve 8, 10. Kaç kişi 2 ile oynar? 2 biraz daha fazla. Kaç kişi 6 ile oynar? Güzel. Yani şimdi hepiniz de burada pırıl pırıl kafası çalışan insanlarsınız. 3 farklı şey söylediniz. Eminim bunu versem 3-4 hamle sonra yapacaksınız. Hepiniz de yaparsınız. En kısa sürede yapana buna ne deriz? Ya çok zeki adam, hemen 5 dakikada yaptı falan deriz. Bu arada bu 8 taş oyunu ya. 3'ü 3'lük ya bu. Bunun 4'e 4'lüğü de var. İçerisinde 15 taş var. 5'e 5'liği de var. 1000'e 1000'liği de var. 1000'e 1000'liğini ne kadar süre içerisinde yaparsınız? 1000'e 1000. İçerisinde milyon tane taş var ya. Öyle bir tahta yok. Fiziksel olarak yapamayız ama bilgisayar dünyasında var. Bilgisayarcılar şunu şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki, eğer ben bu tahtanın üzerinde mümkün olan tüm hamleleri yaparsam 3 durum var. 1. 6'yı nasıl başlamıştık? Boşluk neredeydi? Şurada, tamam, güzel. 6'yı yukarı çektim. Bu ilk hamle. 2'yi sağa çektim. İkinci hamle. 5'i aşağı çektim. Üçüncü hamle. 3 tane ihtimal var değil mi? Genelde böyle bir tahta verildiği zaman kaç ihtimal vardır yapacak? Ya 3'tür ya 2'dir. Bir de 4 de olabilir. Boşluk ortadaysa 4 de olabilir değil mi? 3 ihtimal var, 4 ihtimal var ya da 2 ihtimal var. Tahtanın her durum için 2, 3, 4 ihtimalden bir tanesi var. Bunu buraya koydum. Peki şuraya geldiğim zaman kaç ihtimal var? 2 ihtimal olması lazım ama bir yazmışım. Niye bir tane yazmışım? Sadece 8'i çekiyorum. 6'yı niye aşağı çekmiyorum? Çünkü oradan geldim zaten değil mi? Onu yapmaya gerek yok. Manası olur. Bir döngünün içerisine girersen, aptal bir döngünün. Burada 4 ihtimal var ama 4.'sü şu. 3'ünü buraya yazmış.
Burada aynısı. Yapmaya çalıştığım anladınız değil mi? Aşağı doğru iniyorum, iniyorum. Ta şuraya geldiğim zaman gördüğünüz gibi çözüm burada. Değil mi? Neymiş çözüm? Çözümü söyleyin bana. Şuraya geldim. 5'i aşağıya çektim. Değil mi? Ondan sonra 3'ü sağa çektim. Sonra 2'yi yukarı çektim. Sonra 5'i sola çektim. Ondan sonra 6'yı yukarı çektim. Kaç hamle? Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye. 4 hamle sonra, 4 mü 5 mi? 5 hamle sonra çözmüşüm bunu. 5 hamlede çözüyorum. Ve 5 hamleden ispatı var değil mi burada? Görüyoruz. 5 hamleden daha kısa, daha az sayıda hamleyle bunu çözemezsin. Bu da var. İstediğin kadar akıllı ol. Çünkü ihtimallerin hepsini denedim. En alt satırda kaç tane ihtimal var? Saymayın, hesaplayın. En alt satırda kaç ihtimal var? Şuna bakalım. Her seferinde kaç tane ihtimal vardı? 2 ya da 3 ya da 1 ya da 2 ya da 3. Dördüncü, çünkü hani biliyorsunuz öyle gidiyor. Ortalaması bunun 2. 5 adım sonra her seferinde 2 tane ihtimal çıkıyorsa 2 çarpı 2 çarpı yani 2 üzeri 5 değil mi? 2 üzeri 5 ne kadar büyük bir rakam? 32 çok da büyük değil. Yani 32 tane ihtimale bakarsam alt tarafta bunu çözebilirim. Basit bir oyun. Bunu çözelim de 5 hamle sonrasını çözüyorum. Tahta 5. Daha karmaşık bir durum olsaydı belki 10 hamle gerekirdi. 2 üzeri 10 ne kadar büyük bir rakam? 2 üzeri 10 kaç? Hayır. Evet doğru 1024. Nereden biliyorsun 2 üzeri 10 1024 olduğunu? TYT sınavı. TYT sınavında 2 üzeri 10'u mu soruyorlar? Vay be. 2 üzeri 11'de var mı? 200, ben size söyleyeyim mi? 2 üzeri 11 kilobayt, 2 üzeri 21 megabayt, 2 üzeri 30 tamam, bir kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt. Onlar gidiyor. Bu şekilde gidiyor. Bilgisayarcılarda 2 üzeri rakamlar çok önemli. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bine binlik tahtaya geldiğiniz zaman 2 üzeri binlerden bahsediyorum. 2 üzeri binlerden. 2 üzeri bini bırakın. 2 üzeri 100 olsun. 2 üzeri 100 ne kadar büyük bir rakam? Bayağı büyük. Ne kadar büyük? Benim en çok sevdiğim rakamı bahsetmesini çok severim ya. Benim en çok sevdiğim rakam ne biliyor musunuz? 10 üzeri 74. Niye seviyorum bu rakamı? 10 üzeri 74. Bu 10 üzeri 74 gözlemlenebilen evrendeki atom sayısı. Kavradınız değil mi? Dünyadan bahsetmiyorum. Bir kumsaldan bahsediyorum. Yani kumsaldaki kum sayısı falan derler ya. Yok. Gözlemlenebilen evrendeki atom sayısı. Gözlemlenen evrende 10 üzeri 10 tane galaksi var. Her galakside 10 üzeri 10 tane yıldız var. Her yıldız sisteminde de ne yaptı? 64, 10 üzeri 54 tane atom var. Bu. 10 üzeri 74, 2 üzeri kaç? Ya da tersini soralım. 2 üzeri 100, 10 üzeri kaç? 2 üzeri 100, 10 üzeri kaç? Nasıl hesaplarsınız? Logaritmasını alın her tarafın. Değil mi? Log, biraz karışık olmaya başladı ama idare edin. Logaritmasını alın. 100 çarpı log 2 log 10 x. Bu. Logaritma 2 kaç? 0.3. 0.3 falan gibi. 10 tabanına göre. Değil mi? Yani 30 falan ediyor. Yani şunu hesaplarsam ben 2 üzeri 100, 10 üzeri 30 ediyor. Tamam ben bunu şuraya çıkarırsam eğer 300 ediyor. Yani bine binlik bir tahtanın çözümlerini hesaplamak için evrendeki atom sayısının çok 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 daha fazlası kadar bilgisayara bir şeyler yaptırmam. Mümkün değil. Alttan kalkamazsınız. Senin kuantum bilgisayarın vardı ya nerede? O da kalkamaz altından. İstediğin kadar kuantum seviyesine in. Ben evrendeki tüm atomları kullandım. Bilgisayar yapay zekası bunu yapmaya çalışıyor. Yani buradan başladığı zaman en sona gidecek tüm adımları birer birer hesaplayıp optimal yol hangisiymiş onu bulmaya çalışıyor ama kısa süre içerisinde çok karmaşık durumla karşılaşıyorsun. Dolayısıyla temelde bu var. Arama var. Arama yapıyorsun. Ama aramayı akıllı yapman lazım. Aramayı akıllı yapmak demek ne demek? En sona kadar gidemiyorsun. Ortalarda bir yerde kesmen lazım. Arama bir numaralı bilgisayarda yapay zekayı yapmanın yöntemi. Bir numaralısı bu. Ama dediğim gibi aramaya satranç.
Ha şu oyuna bakalım, bu da güzel. Bunu biliyorsunuz değil mi? Sıra kimde sıra? Burada X oynayacak. Ne yaparsınız X olsanız? Bir defa X'in geleceğini bir konuşun, X'in geleceğini. X'in durumu ne? X ne yaparsa yapsın. Hayır, ne yaparsa yapsın kazanması mümkün değil değil mi? Yani karşı taraf akıllı oynuyorsa eğer. Karşı taraf. Hayır, karşı taraf akıllı oynuyorsa mümkün değil. Buraya mı koydun? He, buraya mı koydun? Ha, kazandım. X'in burada yapabileceği deneyim. Yani kaç ihtimal var X'in zaten? Bu var, bu var, bu var değil mi? Üçünü de deneyin. X en iyi kendisi için berabere kalır. Tamam mı? En iyi berabere kalır. Yapacağımız şey yine böyle bir arama tahtası. X'in yapabileceği üç tane şey var. Bu var, bu var, bu var. Bu olursa karşı taraf bunu oynar kazanır. Karşı taraf bunu oynarsa benim böyle oynayıp kazanma ihtimalim var. Ama siz olsanız hangisini seçersiniz? Bunu mu, bunu mu, bunu mu? Burada kazanma ihtimali var. Bakın şurada böyle artı bir kazanma ihtimali var. Bu tarafta kazanma ihtimali yok. Bu tarafta da kazanma ihtimali var bir tane. Hangisini oynarsınız? Bunu oynarsam adam akıllı hemen çat diye buraya koyuyor. Bunu oynarsam da çat diye buraya koyuyor. Beraberliğe razı oluyorum burada değil mi? Satranç da aynı şekilde oynanıyor. Yani karşı taraftaki benim kadar akıllı diyor ve arama yapıyor. En kötüsüne razı olmaya çalışıyor. Tamam, satranç bu. Bir öncekinde kaç tane ihtimal vardı her seferinde 8 taş oyununda? 2 ihtimal var değil mi her adımda? Ve toplamda da 10 hamleyle işi bitiriyordum. 2 üzeri 10, bir 24 tane duruma bakarsam halledebiliyordum. Satrançta her adımda 30 tane ihtimal var. Satranç oyunları kaç hamleyle bitiyor? Çok uzadıkları ya, genelde onlar bir iyi bilmeyenler yapıyorlar. Ama yani uluslararası ustaların şeyleri genelde 30-35 hamlede bitiyor. 30 üzeri 30. 30 üzeri 30, 10 üzeri kaç? Kaç? Hesaplayın da hem hesaplayacaksın. 30 çarpı log 30 öyle mi? Log 30 kaç arkadaşlar ya? 2 değil, 1.2 olsa bu da yine 40 falan, 10 üzeri 40 falan etti. Karmaşıklığı 10 üzeri, yani bizim galaksimizdeki atom sayısıyla yarışıyor. Satranç oyununun şu anda kullandığımız bilgisayarlarla çözülmesi mümkün değil. Çok büyük, karışık. Ama bugünlerde 1999'da herhalde dünya satranç şampiyonu bilgisayarların yenmesi. Satranç oyununu biz en sonuna kadar çözemediğimize göre nasıl yendik ki insanları? Kim söyledi onu? Neden? Bir yüksek sesle söylesene. Efendim? Yüksek sesle söyle onu. Yani en sonuna kadar hesaplamasına gerek yok. Niye? Çünkü insan kaç hamle gidebiliyor biliyor musun? 10. 10. Bilgisayar 12 gittiği zaman çözüyor. Zaten 1992'de 12 hamlenin sonunu gördüler. Bilgisayar insanı yendiler. Şey demek değil yani, bu ileride bir insan çıkar 15-20 hamle sonrasını görür, bilgisayarı yener falan. Ama bilgisayar, kuantum bilgisayarlar icat edildiği zaman arkadaş, arkadaşın adı ne ya? Kuantum bilgisayar sorusu soran arkadaşın adı ne? Adın ne senin? Efendim? Ahmet. Gece oldu ama öğrendim. Ahmet'in kuantum bilgisayarı çıktığı zaman satranç oyunun sonunu görebileceğiz. Ve diyeceğiz ki satranç oyununun ben sonunu en baştan görebiliyorum. Ne görüyorsun? Ne olabilir? Bir dama oyununu bundan 6 sene önce çözdüler. Dama oyununu. 30 yıl çalıştı bilgisayar. 30 yıl sonunda çözdüler. Dama oyununda ne buldular biliyor musunuz? Dama oyununda eğer karşı taraf benim kadar akıllı oynuyorsa kimse kimseyi yenemez. En fazla beraberlik olur. Bunu çözdüler, buldular. Satranç da öyle bir şey mi acaba? Beyaz başlıyor ya. Beyaz olabildiği kadar akıllı oynuyorsa, siyah da o kadar akıllı oynuyorsa acaba bazı durumlarda beyaz kesinlikle yener durumu var mıdır? Bunun cevabı yok. Bunun için kuantum bilgisayarına ihtiyacımız var ya da bugünün bilgisayarlarıyla bin ile ihtiyacımız var. Hesaplar o şekilde. Tamam. Söylemeye çalıştığım şey şu. Yapay zekanın altında çok karışık bir teknoloji beklemeyin. Teknoloji bu işte. Arama. En temel bu. Yeteri kadar bilgisayar gücünüz varsa, hafızanız varsa yapabiliyorsunuz. Tabii her şeyi hafızaya sığdırmak o kadar mümkün değil. Bazı şeyleri yarım bırakıyorsunuz ama insanı yenecek kadar iyi bir satranç programı yazıyorsam ben zaten dünya yerinden oynuyor. 3000 yıllık oyunu bitirdi adam değil mi? 1990 yılında, 99'da birisi çıktı 3000 yıllık oyunu bitirdi. Tabii satranç programı hala satranç oyunu insanlar arasında oynanıyor ama eski şeyi yok.
insandan daha iyi oynayan bir makine yok falan gibi şeyler söylemiyoruz. Ve buna da akıllı asistan demek istiyorsanız deyin. Ben hala yapay zekayı tanımlarken zorlanıyorum. Ne dedim burada? Eğer iki sistemi birbirine yarıştırıyorsan, hangisi hangisini daha fazla yeniyorsa o daha akıllıdır derim. Bu yapay zekaya sahip midir? Tanım bu. Hani arama yapmaya yapay zeka diyorsanız söyleyebilirsiniz. Saatimiz nasıl? 32. Tamam. Güzel. Soru alalım birkaç tane. Temelde bu var. Ama arama elimizdeki tek araç değil. Bugünlerde daha şeyi rövaçlı olanı makine öğrenmesi. Bilen var mı ne demek? İki tane arkadaş şey yaptı ya. Algoritma söylediler ya bana. Makine öğrenmesi algoritmasıydı onlar. Bir şey söyleyeceksin sen. Mikrofonu kaybettin mi? Makine öğrenmesini tarif edeceksin. Söylesene bir daha söyle kalk. Mikrofona söyle. Ha oradan söylüyor. Evet. Şimdi söyleyebilirim. Evet. Yapay zeka mühendisliği hakkında düşünüyorsunuz. Yapay zeka mühendisliği. Öyle bir şey bilmiyorum ben ya. Yok öyle bir şey. Ha? Geçen bu sene sınavına maç oldu. Onun hikayesini anlattırmayın. Yok öyle bir şey ya. Yapay zeka mühendisliği diye bir şey yok. Yanlışlıkla açtılar onu. Şimdi buraya kaydediliyor. Ben bunu koyacağım YouTube'a. Başımı belaya sokmayın. Çıkarken konuşalım mı seninle? Merhaba ben Rızgar. En son motorlar harçlar bulunduğundan beri vücutlarımız gitgide hantallaşmaya başladı. Bir daha baştan başlar mısın? Duyamadım. Motorlar harçlar bulunduğundan beri vücutlarımız gitgide hantallaşmaya başladı. Çünkü kullanmamaya başladı. Evet. Sonuçta bilgisayarlarda neticede hesap makinesi. Bizim elimizde tutuşulan yani varlıklar. Sizce gelecekte de insanı aptallaştırır mı bu süreç? Beynimizi hantallaştırır mı? O çok derin bir soru ya. Yapay zeka ile de çok fazla, yani bir yapay zeka uzmanı olarak çok fazla cevabını kimsenin bildiğini de sanmıyorum. Yani insanın kafası çalışıyor derler. Neye çalışıyor? Üzerinde çalıştığı üzerinde çalışıyor. Bir analoji vardı. Derlerdi ki şu andaki yaşayan bir insanı, herhangi bir insanı şehir ortamından al. Bundan 500 yıl önce herhangi bir doğal ortama bırak. Dağın başına bırak. Şu andaki insanların %85'i 3 gün içerisinde ölecektir. Değil mi? Bundan 500 yıl önce yaşayan insanlar için dağ başına bırakıldığı zaman 3 gün içerisinde ölen insan aptaldır zaten. Yani hiç mi bir ot bulamadın, suyunu bulamadın, kendini koruyan? Bu kadar mı aptalsın? Tamam mı? Yani eğer o soruyu soracaksan kendin hakkında da sorabilirsin. Biz zaten bir oyuna girdik. Geceyi evimizin dışında geçiremiyoruz zaten. İçeri girmezsen çoğumuz soğuktan donup ölüyor. Tamam mı? Yani bir yerlerden birize bir ekmek getirip vermezse açlıktan ölüyoruz. Onun farkındasındır herhalde. Zaten biz o durumdayız 100 yıldır. Şimdi sen onu yaptığımız işleri makine yaptırmaya başladık. Artık o konuda yani şimdi daha önce herkes ekmek yapmasını, üretmesini, avlanmasını biliyordu. Kendisini idare ediyordu değil mi? Onlar yetenekler olması lazım. O yetenekleri kaybetmişiz, bu hale getirmişiz. O yetenekleri devam etmenin bir manası yok. Çünkü herkes avlanmaya ve ekmek üretmeye kalkarsa mühendisliği kimse yapamaz. Mühendisliği kimse yapamazsa o buğday tohumunu verimleştirecek kimse olmaz. Hep beraber ölüyoruz zaten. Tamam mı? Yani insanın kendi kendine içine düştüğü kuyu birazcık bu ama başka çaren de yok. Onu yapmak yerine insan zihinsel yeteneklerini kaybediyor mu acaba? Buna engel olalım dersen başka birileri bunu getirir, icat eder, senin üzerine geçer. Haklı bir soru. Cevabı da yok. Ama insanların zaten seçtiği yol uzun bir zamandır o yol. Kendi yeteneklerini farklı farklı alanlarda kullanmaya çalışmak. Ben küçükken kim zekiydi biliyor musun? Çok zeki derlerdi. Eskiden telefonlar böyle bip 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 çevirmiyordun, yoktu. Arıyordun birisine, bağlatıyordun. Diyorsun ki bana Ahmet şunu bağla, Ahmet Yıldız'ı bağla, o da bağlardı. Bazı memurlar vardı ki tüm şehrin tüm isimlerini ve telefon numaralarını ezberlemişti. Söylüyordun rehbere bakmadan, kim olduğunu biliyordu, tak diye bağlıyordu. Onlar çok zeki insanlardı. Bilgisayar yok. Bir yere yazamıyorsun. Ya defterden bakacaksın ya hatırlayacaksın. Bugünlerde kaç kişi 3 numaradan daha fazlasını biliyor telefon numarasını? 5 kişi de 5 numaradan daha fazlasını bilen, 10 numaradan daha fazlasını bilen. Niye ezberiyorsun o kadar numarayı ya? 10 numaradan fazla mı biliyorsun? İyi tamam, helal olsun. Ben kendi numaramı anca biliyorum. Çoğu zaman da unutuyorum. İnsanların çoğu öyle. Artık
çok fazla numara bilen insanlara, çok zeki insanlara değişmiş o tanım. O tanım da değişecek. Yani bundan 20 yıl sonra Google aramasını en iyi kullanana zeki diyeceğiz. Hatırlayana değil. Bir matematiksel problemi çözene değil. Ama ya onlar haklı sorular. Yani ve yapay zeka dünyasında çok gelen sorular bunlar. Başka bir soru sorayım size yapay zeka ile ilgili. Çok geliyor. Tesla için çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz Tesla otonom araç yapıyor değil mi? Otonom araç. Şöyle bir durum var. Tesla aracı saatte 130 km hızla otoyolda gidiyor. Her şey kanuni. 130 km hızla gidebilirsiniz. Şöyle bir viraj dönüyorsunuz ama önünüzde bir kamyon var. Kamyon da işte belli bir hızla gidiyor. Kamyon sağa çekti. Hemen siz araya girdiniz. Kamyonu geçiyorsunuz. Herhangi yaptığınız kanunsuz bir durum yok. Kamyon sağa çeker çekmez köşeyi döndüğü de gördünüz ki karşınızda 3 tane çocuk. Yolun ortasında duruyorlar. Olamaz mı? Olur. Giriyorlar otoyola. Yanlış giriyorlar. Şimdi siz o yapay zekalı arabayı kodlayan, ona ne yapmasını söyleyen mühendissiniz. Söyleyin kodu, ne yapacaksınız? Durmaya imkan yok. İki durum var. Ya üçünün birden üzerinden geçmek ya da soldaki şarampole arabayı uçurup sizi öldürmek. Yazın kodu, ne diyeceksiniz? O arkadaş yazıyor, söyle. Yani normalde yazarsan arabanın içindekini koymaya çalışırsın. Çocukların üzerinden geçersin. Evet. Ya bu kararı verebiliyor musun? Sen 3 tane çocuğu ezerim. Ben yazılım mühendisi falan değilim. Ya ben topu başkasına attım. Güzel. Tamam. Bazıları diyor ki ya 3 var 1 var. Bir kişi varsa arabanın içerisinde şarampolu uçururum diyor. 3 kişi varsa uçurmam. Şarampolu uçuran da şey soruyorlar. Kaç kişi kendisini öldürecek arabaya para verir? Niye alayım ki ben arabayı? Ben öldürmeye niyetli varım. İçine bildiğim zaman fırsatı gelince öldürecek. Aynısı. Sorunun cevabı yok. Kolay sorular değil bunlar. Ve bu soruları cevaplayacak da yapay zekacılar falan değil. Bu işin içerisine felsefe giriyor, din giriyor, etik giriyor, ahlak giriyor. Biz yazı arkadaşlar diye ben yazılım mühendisi değilim diye. Ben de sadece bir yazılım mühendisiyim. Ben nereden bileyim bunlara cevap vereceğini. Kolay şeyler değil. O gibi durumlara hiç girmiyoruz bile. O gibi durumları halının altına süpürüyoruz şimdilik. Cevabımız yok şimdilik maalesef. Senin sorduğun soruda cevap yok, benim sorduğum soruda cevap yok. Evet. Tekrardan ben şöyle bir sorum olacaktı. Konuşmanın başında da bahsetmiştiniz. Yapay zekaların kendi kendine bir şeyleri öğrenmesini ve neden böyle yaptıklarını tam olarak çözemediğinizi, hani insanlar çözemediğini. Evet. Şöyle bir örnek de vardı. Kaynağını tam hatırlamamakla birlikte iki yapay zeka kendi aralarında bir dil geliştirmişti. Ve evet. İnsanlar bunu çözümleyememişti ve en sonunda pişini çekmekte yorum bulmuştu. Bu testi gibi araçlarda da yapay zeka sürücülerin örnek davranışlarını öğrenebilir mi? Sonuçta sosyal internet ağına bağlanacağını söylüyor. Ve bunu önüne geçemememizin, yapay zekanın altını anlayamamızın sebebi nedir? Kullanılan teknikler öyle teknikler ki makine öğrenmesinden şu anda bahsedecektim. Makine öğrenmesi şunu yapıyor. Daha önce yapılan gözlemlere bakıyor. Ne gözlemledim? Yeni bir durum geldiği zaman en çok hangisine benziyor onu bulmaya çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey o. Bazı durumlarda o kadar karmaşık kararlar oluyor ki bilemiyorsun niye bu kararı verdin. Çünkü en benzer kararı bulamıyor. Ona göre başka bir karar veriyor. Avarajda düşündüğün zaman ne demiştim ben? Tesla araçları 5 milyon kilometre yol sürmüş. Sadece bir tane iki tane ölümlü kazası var. Böyle bir insan yok dünyada. O iki kazayı niye yaptı? Açıklayamıyorsun. Birisinin açıklaması var, birisinin yok. Açıklayamıyorsun ama diyorsun ki ya insan da zaten hata yapıyor. Ben insandan fazla hata yapmadım ki. Ya kendilerini savunmalarının temelinde bu var. Bu şekilde savunuyorsun. Onu da bulsan tabii ki güzel olur. 10 milyon kilometrede bir tane ölümlü kaza olsa. Çok daha güzel ama bazı durumlarda kullandığın teknikler bu türlü açıklamalara uygun değil. Arama da uygun her şey. Sen bu kararı niye verdin? Çünkü en sonuna kadar aradım. Burada iyi vardı. Arama da uygun ama bazı teknikler var. Makine öğrenmesi teknikleri. O teknikler çok daha iyi çalışıyor aramaya göre. Ama bazı durumları açıklayamıyorsun. Niye bu kararı verdiğini... Yani niye o karara verdiği tabii ki belli. Çarpma toplama sonuçta bu. Ama insana mantıklı bir şekilde hakimin karşısına çıktığın zaman şöyle şöyle olmuş da böyle böyle yapmıştım diyemiyorsun. İnsan anlayacağı şekilde. Güzel. Makine öğrenmesinden devam edelim yoksa bu kadar yeter mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Biraz daha zamanımız var.
Sorusu olan varsa alabilirim. Makine öğrenmesine devam edelim ya. Makine öğrenmesi arama gibi, arama teknikleri kullanıyor ama onun gibi değil. Şunu yapıyor. Gözlem yapalım diyor. Klasik bir örnektir, bunu verirler. Aynı örneği ben size vereceğim. Diyeceğim ki Gebze'deyiz. Gebze'de şöyle mi yazsam? Şöyle daha iyi. Büyüteyim hatta. Arka arkaya gözlemler yaptım. Rüzgarı ölçtüm. Sıcaklığı ölçtüm. Her gün hava durumu. Rüzgar sıcaklık, bir de basınç, hava basıncını ölçtüm. Eğer rüzgar 10 kilometre ise, mesela bunu 100 gün önce yaptım. Sıcaklık 23 derece ise, basınç da 1000 ise, tamam mı? Al işte 1.0 atmosfer basıncı. O gün yağmur yağdı mı yağmadı mı? Yağmur yağsın. Gözlemledim bunu. Rüzgar 12, sıcaklık 20, basınç 980, yine yağmur yağdı. Bunlar gözlemler, kendim çıkarmıyorum. Rüzgar 5, sıcaklık 30, basınç 1020, yağmur yağmadı. 1 yağdı, 0 yağmadı. Alt alta kaç tane toplayabilirim bunlardan? Yılda kaç gün varsa, ne kadar gözlem yaptıysam. Olduğu gibi toplayabilirim. Soru, 100 tane topladım diyelim. 101. gün geldi. Sabah uyandım. Rüzgarın 11, sıcaklığın 22, basıncında 990 olduğunu gördüm. Daha önceden gözlemlerine göre, yaptığın gözlemlere göre o gün yağmur yağacak mı yağmayacak mı ne karar verirsiniz? Kaç yağacak diyor. Nereden bildiniz ya? Nasıl karar verdiniz? Algoritmacı arkadaş nerede? Senin de adını öğreneyim. Ben Ahmet'i öğrendim. Samet. İsminiz lazım olacak. Tamam Samet, söylesene. Nasıl yaptın? Hocam rüzgar değerinin 12 olduğunu, rüzgar değeri 12 ile 10 olduğunda yağdığına göre 11 değerinde de yağacağını düşündüm. Aynı şekilde sıcaklık 20 derece ve 23 dereceyken yağdığına göre, tamam, 22 derecede de yağacağını düşündüm. Basınçta da aynı şekilde. Yani daha önce yaptığım gözlemleri yaparım. Mesela diyorum ki şu mesela R100 olsun bu. R100 100. günün rüzgarını 1. günün rüzgarından çıkardım. Karesini aldım. Artı, değil mi? 100. günün sıcaklığını 1. günün sıcaklığından çıkardım. Karesini aldım. Artı 100. günün basıncını 1. günün basıncından çıkardım. Karesini aldım. Bunu da kare kökünü aldım. Bu değer ne kadar küçükse ben ona o kadar yakınım. 100 gün içerisinde arama yapacağım. En yakın hangisiyse onu seçeceğim. O gün yağmur yağdıysa yağdı. Yağmadıysa yağmadı. Bu kadar. Yani şeyim bu değil mi? Yani yaptığım makine öğrenmesinin temelinde var. Daha önceden yaptığınız gözlemlerden yola çıkarak şu andaki yaptığınız gözlemin ne yapacağına karar ver. Bu kadar. Şu anda en sık kullandığımız teknik bu. Makine öğrenmesi. Arama yapmıyorsun ama arama şu uzayda oluyor. Bu olursa bu olur demiyorsun. Sadece daha önce gördüğün duruma göre ne karar vermeliyim diyorsun. Verinin ne kadar önemliliğini bu ortaya çıkarıyor. Tesla'nın arabaları 500 bin tane araç, etrafında 3-5 tane kamera, 3 yıl boyunca tüm Amerikan yollarını kaydettiler. Ne yapıyor Tesla'nın aracı? Kameram şu görüntüyü gördüğü zaman, hava şartları buysa, ben yolun burasındaysam, sürücü bu tarafa doğru direksiyonu çevirdi diyor, değil mi? Bundan çok farklı değil o. Bunun gibi tüm bilgileri alt alta koyduğunuz zaman, Tesla'nın elinde şunun trilyon katı bilgi var. O trilyon katı bilginin içerisinden doğrusunu seçip bu durumda direksiyonu 3 derece sağa çevirmen lazım diyor. Aynen böyle. Aynen böyle. Şurada bir tane şey vardı. Ya da oraya gelmeyeyim. Şu daha güzel belki. Yaptığım şeyi buraya doğru, geriye doğru diye bir tane arama yapıp doğrusunu seçip oraya koymak. Buna da makine öğrenmesi deniyor. Ve bu makine öğrenmesinin çalışabilmesi için en önemli şey ne kaynak? Veri. Eğer elinde veri varsa yapabiliyorsun. Yoksa yok. Veri varsa var. Google bizden ne topluyor? Google hani ben soru sorduğum zaman cevap veriyor ya. İlk 10 arasından hangisini seçti? En büyük veri o. Ben Facebook'ta bir mesaj gönderiyorsam bir yerden bir yere, o bir veri onun için. Hangi durumda hangi mesajı gönderiyorlar? Facebook'un söylediği şu şey var. Kesinlikle ispatlanmış bu. Facebook diyor ki ben bir insanın o ay içerisinde ne kadar para vererek ne alacağını ondan kesinlikle daha iyi biliyorum diyor. İspatı var bunun. Nasıl ispatı var? Ay başında adama soruyorsun sen bu ay ne alacaksın?
bir şeyler söylüyor. İşte yeşil renkli yelek alacağım. Hayır diyor, sen ay sonunda işte kırmızı benekli tükenmez kalem alacaksın. Kırmızı benekli tükenmez kalem ne ya, ben onu bilmiyorum bile. Öğreneceksin ve alacaksın. Nasıl oluyor? Nereden biliyor Facebook bunu? Çünkü o adam gibi 100 milyon tane insan tanıyor. Her birinde o ay ne aldıklarını biliyor. Facebook olsanız o adamı hangi reklamlardan gösterirsiniz? Yeşil yelek reklamı mı, kırmızı benekli kalem reklamı mı? Tabii ki kırmızı benekli kalemi. Çünkü adamın onu alacağını biliyorsun. Altyapısı falan çok uygun. Facebook'un bedava olması, WhatsApp'ın bedava olması, Google'ın bedava olmasının sebebi ne? Veri topluyorlar. Veri en büyük doğal kaynak şu anda. Doğal gazdan da, yeraltı kaynaklarından da, tamam mı? Paradan da, petrolden de, her şeyden çok daha değerli bir kaynak. Eğer elinizde veri varsa o toplumun, o kişinin ne yapacağını ondan önce biliyorsunuz zaten. Kimi seçeceğini biliyorsunuz. Çok büyük bir siyasi güç, askeri güç. Şeyler boşuna değil yani, hava kuvvetleri komutanı, kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı, siber kuvvetler komutanı yan yana oturup ülkelerin güvenlik tercihlerini beraber yapmaları boşuna değil. Veri. O da veri nereden geliyor? Yapay zeka algoritmalarından geliyor. Tamam arkadaşlar, ben çok da fazla sıkmayayım sizi. Şeyimiz bu, genel çıkma yerimiz. Sihirli algoritmalar çalışmıyor alt tarafta. Çarpma toplamadan farklı bir şey yapmıyoruz. Sadece doğru sırada yeteri kadar bilgisayar kaynağı kullanarak yapmamız yapay zeka için yeterli. Gözünüz korkmasın. Bunlar hepsi yapılabilen şeyler. Eğer daha fazla ilgilenir olursa benle daha sonradan iyi niyetle görüşelim. Teşekkür ederim.